İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi TV'den hepinize merhabalar. Politik Gündem'de birlikteyiz. Evet, Politik Gündem'de gündeme dair birçok konuyu tartışacağız. Kimle? Siyaset bilimci Zekiye Seda Sönmez ile. Tabii ki akademisyen, aynı zamanda da siyasi olarak Türkiye'nin geçmişinden bugüne ve bundan sonraki Türkiye'ye baktığımız zaman da gelişmeleri yakından takip eden ve her pazartesi 18'de gündemi birlikte izleyeceğimiz akademisyen, siyaset bilimimiz Zekiye Seda Sönmez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Rıdvan Bey. Hoş geldik ama birlikte aynı zamanda evet biraz. Ben de Kanal İzmir Televizyonu'na ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Kanal İzmir'de yeni yayın döneminde her pazartesi saat 18'den sonra sizlerle beraber gündemi değerlendireceğiz. Umuyorum ki güzel bir başlangıç olur bu bizim için. Ve yeni yayın dönemi hayırlı uğurlu olsun diyorum sizlere, İnşallah hepimize. İnşallah devlete, vatana, millete, İnşallah. Her şeye de hayırlı yorumlar yaparız. Evet. Destek vermeye çalışırız. Keyifli sohbetlere, değerli izleyicilerimize de paylaşmış oluruz inşallah. Şimdi bugün 11 Evet. Yani her yıl 11 Eylül'de bir hüzün, bir endişe. Amerika Birleşik Devletleri'nde o ikiz kulelerin yıkılmasıyla ilgili, uçak saldırısıyla ilgili ve tüm pusulanın da, ibrenin de İslami terör örgütüne yönlendirilmesi, ardından Afganistan, Orta Doğu ve tabii ki Arap Baharı'nın gelmesi gibi bir başlangıç var. 11 Eylül deyince senin aklına ne geliyor? Yani tabii İslami terör örgütlerine karşı bir duruş oluştu 11 Eylül sonrasında. Çünkü direkt terörü üstlenenler de 11 Eylül saldırılarını yapan da İslami teröristler olarak adlandırıldı. Ama bunun öncesine bakmak gerekiyor bence. Hani şu 90'lı yıllar öncesinde işte o İki kutuplu sistemde Sovyetler Birliği'nin bir tarafta olması, Doğu blokunun Sovyetler Birliği'ni temsil etmesi, Batı blokunda Amerika Birleşik Devletleri'nin olması, sonrasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte tamamen yeni dünya düzeni dediğimiz tırnak içerisinde o düzene geçiş sağlandı ve yeni dünya düzeniyle birlikte gerçekten Amerika tek iktidar diyelim, süper güç oluşturdu. Bu konuyla ilgili olarak çeşitli görüşler, çeşitli teoriler sunuldu. Örneğin Fukuyama'nın tarihin sonu tezi çok önemliydi. Daha sonra medeniyetler çatışması teziyle Huntington bir takım görüşler bildirdi. Ve o görüşlerde de işte bir anlamda ulus devletlerin yok olacağı ve İslami, yani şöyle din üzerinden devletlerin kurulacağı söyleniyordu medeniyetler çatışmasında. Evet. Bir anlamda işte daha sonrasında o parçalanma işte yani o komünizmin siyasal model olmaktan çıkmasından sonra tamamen artık Orta Doğu'nun hakimi olma çabası içerisine giren bir ile karşı karşıya kaldık. Şu anda da öyle ve, zaten. Evet, tüm strateji evet. Öyle devam ediyor. 2001'de 11 Eylül saldırıları gerçekleşti. Ancak o saldırıların içeriğine biraz baktığımızda ben açıkçası hani bir yerden gelen bir saldırı değil ama Amerika belki Birleşik kendi Devletleri içlerinde, kendi işlerinden bir saldırı yaptıkları belli zaten. Evet. Şöyle baktığımız Pentagon. Zaman tartışıyoruz bunları. CIA, Pentagon, işte Amerika'nın işte istihbarat örgütlerinin ne olacak? Yani 5-10 bin kişiyi Amerika için, büyük Amerika için, büyük İsrail için, büyük Orta Doğu projesi için ve dünya liderliği için feda her zaman etmiştir Amerika. Ve bugün evet. De bu tartışılıyor zaten. Yani öyle değil mi Rıdvan Bey? O dönemde işte hani bir saldırı sonrasında tamamen işte İslami terör adı altında İslam devletlerine, belki de işte sonrasında Türkiye'de oluşturulmaya çalışılan ılımlı İslam modelinin gerçekleşmesi de 2001 sonrası sürece denk geliyor. Yani bilmiyorum hani siz katılıyor musunuz benim görüşüme? Yani, dünya ki konjonktürüyle birlikte Türkiye'de de farklı yani. Bir oluşum oldu. Evet. 2001 yılından sonra işte iktidar değişikliği meydana geldi. Ve bir anlamda İslamiyet'le bağlantısı olan ya da işte dini figür olarak ön plana çıkartan bir partinin işte Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olması söz konusu oldu. Açıkçası ben de o yıllarda birkaç dönem sonrasında hani hakim parti modelinden çıkılacağını düşünüyordum. Yani en fazla iki dönem AK Parti iktidarı olur diye düşünüyordum. Fakat bakıyoruz ki çok fazla yok getirmedim. Şöyle gerçi Sayın Cumhurbaşkanı İslam'ın ılımlısı olmaz diyordu. Yani orada ılımlı İslam modelinin uygulanması söz konusuydu. Gerçekten işte 11 Eylül saldırıları sonrasında bence dünya genelinde işte
İslamiyet ve onlara karşı bir duruş sergilendi. Ben AK Parti hükümetlerinin bu sistemin, bu düşüncenin, bu stratejinin bir parçası olduğuna inanmıyorum. Yani bir farklı bir bakış açısı koyacak olursak. Evet. Onların kontrol edemediği ve kontrol ettiklerini zannettikleri ve bu sürece zorladıkları belki 28 Şubat'tan sonra diyelim. Hı hı. Bu sürece belki zorladılar. Ama bugün baktığımız zaman da Amerika'nın karşısında dik duran, birçok Avrupa ülkelerinin karşısında dik duran bir Türkiye var. Yani artık eskisi gibi böyle kabuğuna çekilip de ensesine tokat vurulan bir Türkiye olmadığını görüyoruz. Peki 11 Eylül saldırılarıyla ilgili olarak siz ne düşünüyorsunuz? Yani dünya genelinde sizce nasıl bir etkisi olmuştu? 11 Eylül ile ilgili yeni dünya düzeni Amerika'nın her zaman hedefinde var. Orta Doğu'daki büyük Orta Doğu projesini bundan 100 yıl önceki döneme yani geçip bugünü şekillendirmeye çalışan hakikaten Irak, Suriye bugün gördüğümüz gibi istedikleri konuma getirmeye çalışıyorlar. Orada bile başarılı Amerika olamıyor. Amerikan Orta Doğu siyasette kısmen felç geçirdi zaten. Bunu siz de biliyorsunuz. Evet. 11 Eylül saldırıları işte İslami terör örgütleri ve bunu destekleyen ülkelere saldırı yapabilmek, müdahale edebilmek, altyapı oluşturabilmek ki Irak'a baktığımız zaman da özellikle Saddam döneminde işte kimyasal silahlar, işte çeşitli balistik başlıklı füzeler dediler. Afganistan ve Irak'a direkt saldırılar gerçekleşti. 11 Eylül bunun başlangıcıydı aslında ama bu İslam örgütlerinin veya işte İslam terör örgütü adı altında aslında İslam'la hiç ilgisi olmayan, İslam dini bir terör örgütü değil ki. Tabii. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tamamen karşısında bir olay. Tamam. Türkiye'de tabii ki hükümete gelecek kişi %99'u Müslüman olan bir ülkedeyiz. Ve tabii ki iktidara gelecek hangi parti olursa olsun üyeleri de veya işte mebusları da kim olursa olsun Müslüman çoğunluğu tabii yani farklı bir Hristiyan ülkesi değiliz sonuçta. Kesinlikle, bu da gayet normal diye görüyorum öyle. Ben. Evet. Yani yine de hani ben hep şöyle bakıyorum yani Amerika'daki iktidar değişikliklerinde Türkiye nasıl etkileniyor ona bakıyorum açıkçası. Onlarla bağlantı kurmaya çalışıyorum. İşte George Bush zamanında ya da Baba Bush zamanında Turgut Özal hükümeti vardı sanıyorum. Ondan sonraki süreçlerde işte George Bush döneminde DSP gibi bir hükümet vardı. Yani bir anlamda şöyle daha bakalım sonra DSP George isterseniz. Bush sonrasında evet. Obama'ya geçişle birlikte gerçekten dünyanın beklemediği, Amerika'nın başına hani böyle bir CIA liderin oluşmayacağı görüşü varken bir anda böyle bir durum gerçekleşti. Daha sonra işte oradaki sosyal demokrat diye düşüncenin ön plana çıktığı görüş sonrasında Türkiye genelinde biraz daha işte dediğimiz gibi sağ tandanslı partilerin oluşumu gerçekleşti. Evet. Hep bunlarla ilintili bir şekilde çözümleme yapmaya çalışıyorum tesadüf ben de. Değil bunlar. Evet. Evet yani şimdi işte Trump'tan sonrası ne olacak? Sermaye gruplarının ön plana çıkması belki söz konusu olacaktır Trump, diye düşünüyorum. Trump fitili çekilmiş, pini çekilmiş hem Amerika Birleşik Devleti'nin hem dünyaya tam göbeğine, ortasına konulan bir bomba gibi Trump. Evet. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Amerika bile bunun tehlikeli olduğunu farkında, kontrol etmeye çalışıyor. Hı-hı. Siz de bunun farkındasınız. Hı-hı. Trump çünkü ne yapacağı hiç belli değil, ne diyeceği hiç belli değil. Evet. Tamamen ticari düşünüp dünyaya silah satmanın peşinde. Amerika'nın başta 1,5 trilyon dolar bir Çin'e borcu var. Çünkü oldukça fazla tahvil almış ama hisse senetleri almış Amerikan işte Merkez Bankası'ndan. Borçlu yani Amerika. Evet, evet. Kötü giden bir Amerika ekonomisi var. Ne yapacak? Bol bol silah satacak. Şeye gelelim, Suudi Arabistan'a gelelim. 110 milyar dolarlık bir silah satışı yaptı. Bu 110 milyar dolarlık silah o Yemen'de çıkan savaşta mı kullanacak? Yoksa Suudi Arabistan'a gönderilen bunların silahların çoğu PYD'ye mi geliyor? Suriye'de mi savaşacak, kullanılacak? Irak'ta mı kullanılacak? Orta Doğu'nun silahının şu anda deposu Suudi Arabistan oldu. Evet. Öyle yani, değil mi? Yani farklı bir dünya, aslında 3. Dünya Savaşı bana göre başladı. Ekonomik olarak başladı. Onlar bilimsel ve dijital çağ olarak başladı. Evet. Terör örgütleri zaten savaş yapıyor, başladı. Hı-hı. Yani aslında savaş başladı. Ama eskisi gibi böyle işte sahaya çık, ordular olarak böyle hazır ol, nişan al, at olayı bitti. Dolayısıyla 2001 yılı o zaman 11 Eylül saldırıları bir anlamda bu tip oluşumların başlangıcı gibi bir şey diyebiliyoruz. Daha büyükleri gelecek. Yani tabii artarak çoğalacağını düşünüyorum ben de. Hatta yani kendi ülkemizde de artık ülke içerisindeki terör olaylarından insanlar gerçekten çok korkmaya başladılar ve işte havalimanlarında veya işte girilen alışveriş merkezleri içerisine çok fazlasıyla güvenlik önlemleri sunulmaya başlandı. Bir anlamda güvenliğin olması güzel fakat bir sorunsalı yaratıyor. Özgürlük güvenlik çelişkisine giriyor. İnsanlar ne kadar güvenlik önlemleri alındıkça
bu sefer özgürlüklerinden vazgeçiyorlar ve sürekli her yerde kameralarla izlenen bir toplum haline geliyor. Dünya da öyle izleniyor. Dolayısıyla öyle izleniyor. Evet. Burada büyük bir sorunsal meydana geliyor. İnsanlar maalesef ki özgürlüklerinden vazgeçmek zorunda kalıyorlar güvenlik önlemleri için. Ben yalnız şu konuda Zeki Hanım, şu konuda daha müsterihim ben. Özellikle 15 Temmuz sonrasında organizasyonun ortaya çıkması ve silahlı kuvvetler içerisinde, yargı içerisinde, devletin çeşitli kademelerinde özellikle temizlik yapılan, suçsuz insanlar da içinde olabilir, zaman içerisinde serbest bırakılabilir, ona bir şey demiyorum. Ama ciddi bir temizlik yapıldı. 15 Temmuz öncesinde güvendiğimiz daha tehlikedeydi. 15 Şimdi... Temmuz öncesinde sınırda güvendiğimiz hakikaten tehlikedeydi. Terör örgütleri cirit atıyordu. İçeriden FETÖ ordusu dediğim ordu içerisine yerleşmiş olan hainlerle bir arada inanın çeşitli operasyonlar yapıldığı gibi gözüküyor. Aslında hiçbir şey yapılmıyor. Boş alanlara bomba atılıp geliniyor. Şu anki hükümet gerek olağanüstü hal marifetiyle, gücüyle çok pratik kararlar alabiliyor. Belki bu olağanüstü halin çok pratik alınan kanun hükmünde kararnamelerde hepimiz rahatsız olmuş olabiliriz. Ama belirli bir sürece kadar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi, belki 3 ay sonra olağanüstü hal kaldırılacak gibi ifade kullandı, onu da biliyorsunuz. Ama şu anda ben daha güvenli olduğumuzu düşünüyorum. Eskiden devamlı saldıran bir terör örgütü, savunmada olan Türkiye vardı. Şimdi saldıran ve odağında kurutmaya çalışıyor terör örgütleri bir Türkiye var. Artık yer değişti. Yani 15 Temmuz'da tabii irdelersek yani o olay zaten başlı başına gerçekten dehşet verici bir durumdu. Evet. Ama ondan sonraki süreçte kanun hükmünde kararnamelerin o hal marifetiyle, o halle birlikte kanun hükmünde kararnamelerle bir gecede bir takım kararların alınması gerçekten daha da dehşet verici bence. Hatta uzatılması, o halin uzatılması bence çok büyük sıkıntılara neden olacak. Ulusal güvenliğimi sağladıktan çünkü sonra herhalde bitecek. Ulusal güvenlikten ziyade farklı maksatlar olabilir mi sizce? Farklı bir maksat olduğunu düşünmüyorum ama siz de az önce bahsettiniz. Yani burada suçlu olan karmaşık bir şekilde gerçekten insanların fazlasıyla hapishanelere konulduğu bir süreci yaşıyoruz. Serbest kalıyor orada, bazıları. Orada serbest kalan olabilir olmayabilir ama serbest kalanlar demek ki suçsuz ki serbest bırakıldı. Dolayısıyla hani bir şekilde insanların o kısa sürede olsa bir günlük dahi olsa özgürlüğünün elinden alınması yöntem bence, yanlış olabilir evet, belki yöntem değil mi? Yanlış. Yani, suçtan ve delilden yürümek lazım. Ben Sayın Cumhurbaşkanı umuyorum ki o hal dönemini uzatmaktan, böyle bir karar almaktan vazgeçer. İşte Bakanlar Kurulu ve işte hepsi yani hükümet edenler o hali artık sonlandırır diye düşünüyorum. Çünkü kanun hükmünde kararnamelerle bir gecede dehşet verici kararlar da alınabiliyor. Tabii ki ama 12 Eylül'e geldiğimiz zaman 11 Eylül'den, yani bugün 11 Eylül, yarın 12 Eylül. Evet. 12 Eylül'de Türkiye'nin önünü kesmek artı biliyorsunuz o terör örgütünü sizin de hatırlıyorsunuz çocukluğunuz zamanında herhalde değil mi? Hatırlıyor musunuz? 83 doğumluyum. 83 doğumluyum, hatırlamıyorsunuz. Ama yani yakın tarih olduğu için anneleriniz, evet, yakınlarınız anlattığı evet için biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Yeni doğan kişi geriye dönmeyebilir ama siz yakın tarih olduğu için anlatmışlardır mutlaka. 1980'e geldiğimiz zaman, özellikle darbeler dönemine geldiğimiz zaman, yani 12 Eylül, Kenan Evren, nur içerisinde yatsın diyemeyeceğiz. Evet, diyemeyeceğiz. Kesinlikle diyemeyeceğiz. Diyemeyeceğiz. Silah arkadaşlarını minnetle anamayacağız. 12 Eylül'de Türkiye'yi kaç yıl geriye götürdüler? Tabii ki Türkiye ordusu nasıl FETÖ'nün organizasyondaysa daha önceki belirli bir kısımda üst evet yöneticiler, o dönemde de yine Türkiye'deki orduyu kontrol eden bir takım mekanizmalar, Amerika Birleşik Devleti'nin kontrolünde, ne demişlerdi? Bizim çocuklar işi başardı demişlerdi, değil mi? Öyle hatırlıyorum. Yani orada Kenan evet Evren'in bir söylemi vardı. Silah çeken eller için işte sağ ve sol grupların çatışmasından dolayı kaynaklanan 80 dönemindeki evet, o kötü olaylar, işte ölen vatandaşlarımız vesaire derken Kenan Evren dedi ki tesbih çeken el silah tutan elden iyidir dedi ve ondan sonra zaten İmam Hatip Liselerinin önü açıldı, i̇şte yolu açıldı. İşte o zaman başladı Fethullah Gülen organizasyonu, evet, evet. Amerika'nın işte yerleştirmesi, sahte ve sözde işte Mehdi'yi oluşturması. 12 Eylül ondan tabii sonra başladı, evet. Özgürlüklerin çok fazlasıyla kısıtlandığı ve sonrasında oluşturulan 82 Anayasası gerçekten özgürlükleri kısıtlayan
kötü bir anayasaydı. Yani 61 anayasasına göre çok daha kötüydü. Dolayısıyla bir daha 12 Eylül'lerin yaşanmamasını tabii ki de diliyoruz. Yani darbe yönetimleri. Ama kaç kez daha teşebbüs ettiler biliyorsunuz değil mi? 15 Temmuz var. Ne var başka? Gezi Parkı eylemler de bir operasyondu. Yani hükümeti devirme operasyonuydu. 17-25 Aralık'ta keza öyleydi. Suçlular vardır. Biraz sonra tartışırız. Ceza Sarraf'ı, işte Zafer Çağrı tartışabiliriz. Evet, mutlaka evet. Her ülkede, her hükümette mutlaka bireysel zaaflarıyla suç işleyen bakan da olabilir, milletvekili de olabilir, başbakan da olabilir, cumhurbaşkanı da olabilir, parti genel başkanı da olabilir. Yani vardır mutlaka veya yoktur. Evet. Onu bilemeyeceğiz ama teşebbüsler vardı bir de hükümeti defalarca devirme. Şimdi Türkiye'ye hükmeden ve Türkiye'nin geleceği için güçlü bir ülke olmak için çaba sarf eden AK Parti hükümeti olabilir, Cumhuriyet Halk Partisi olabilir, Milliyetçi Hareket Partisi olabilir. Bir hükümet var, bir çalışma yapılıyor şu anda. Ama o 80 darbesi eylemleri o dönem işte kendi istedikleri, yönetebilecekleri birilerini getirmekti ve onu getirdiler. Ve yıllardır 82 Anayasası ile bizi yönettiler ve Türkiye bir türlü gelişmedi. Şimdi en önemlisi zaten politikadan uzaklaştırıldı gençler. 80 sonrasında dediğiniz gibi hani sizin annelerinizi babalarınızı yaşamıştır dediğiniz o süreçleri yaşayan anne babalar, 80 sonrasında doğan gençlerin tamamen siyasetten ve politikadan uzak durması yolunda bir takım gerçekten tedrici önlemler aldılar ve gençlerin hiçbirisi siyasete girmek istemedi, siyasetin sesiyle bile ilgilenmek istemedi. Korktular ve bir anlamda apolitize edildi. Yani politikadan uzaklaştırılmış bir gençlik meydana geldi. Bu anlamda da bir sıkıntı oluştu. Yani 18 yaşına gelince oy kullanmasını istediğiniz gençlere siz bir anlamda siyasetle ilgilenmeyin, kesinlikle okumayın diye bu şekilde bize sunuldu, yani kapatıldı. Gençlik bastırıldı. Şimdi de lider sultanlarıyla, liderlerin tespit ettiği adaylarla yürüyor. Evet. Gerek delege seçimlerinde, gerek milletvekili seçimlerinde, belediye başkanlığı seçimlerinde dayatılan adaylar var. Yani partilere göre tabii değişiyor bu. Genelde sağ tandanslı partilerde kesinlikle liderlerin tek elinde ve yönetiminde. Ama işte merkez soldaki partilerde biraz daha işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim gibi bir uygulama yapılıyor. Ama tabii kontenjan adayı olacaktır genel başkanın. Kendisinin çalışmak istediği, çalışma arkadaşlarını koymak istediği bir şey oluşum İzmir'de gerçekleşecektir. İzmir'de çok koydular ama Zeki Hanım. İzmir'de maalesef ki özellikle yani hem birinci bölge hem ikinci bölge. Ben ön seçime giren milletvekili adaylarını yani girip de başarı sağlayan adaylarını tebrik ediyorum ama üzüldüğüm nokta şu ki onların tabii sıraları birkaç sıra aşağıya indirildi. Hatta bu yüzden meclise yani giremeyen... Yani siz 8. sıra olsanız mesela onlar olmasa milletvekili olacaktınız. Evet yani böyle bir şey gerçekleşti. Dolayısıyla... Ben bunu da doğru bulmuyorum aslında. Ön seçim... Yani lidersen, gücün varsa, hangi şehirde doğmuşsan, nerede yaşıyorsan oradan aday ol, kazan da bir görelim. Yani doğrusu bu aslında. Önemli olan o bence. Ben de onu çok eleştiriyorum. Her partide bu maalesef var. Örneğin işte Rize'den veya Diyarbakır'dan örneğin Doğu Güneydoğu politikalarını yönetmesi için partiye getirilen kişilerin bakıyoruz ki İstanbul veya başka bir yerden milletvekili adayı olduğunu veya işte Rize'den Rizeli birisinin partiye getirilip işte çok ön plana genel başkan yardımcılığı gibi görevler verildikten sonra daha sonra Rize'den değil de başka bir ilden aday yapıldığı süreçleri de yaşayabiliyor. Tabii bunlar kesinlikle partilerin içerisindeki demokrasinin söylemler farklı da olsa aslında eylemlerde benzeşler var. Benziyorlar. Bir takım benzerlikler mutlaka var. Bu mutlaka Bekir Coşkun'un bir yazısı vardı yıllar önce. Sadece şu an şeyini hatırlıyorum. Evet, 10. köyde. Evet. Diyor partilerin sadece amblemleri değişir. Figürleri değişir ama değil yani İş tüzükler aynı devam eder. Evet. Bir anlamda böyle ama yine de bazı partiler, bunlar özellikle bence merkez soldaki partilerden bahsediyorum. Demokratikleşme anlamında bir tık ön plandadır, öndedir. Çünkü liderlik sultası yoktur ve gerçekten genel başkan da dahil olmak üzere onlara eleştiriler yapılır.
o partilerde. Yapılıyor tamam. Yani sadece eleştiri yapmak demokrasi tam işliyor anlamında taşımıyor tabii ki. Mesela bakalım belediye seçimlerinde, başkan seçimlerinde özellikle Türkiye'nin genelinde istedikleri başkanı dayatarak bazı ilçelerde koyabiliyorlar. Yani şöyle baktığımız zaman. Evet. Yani bunu tüm partiler yapıyor aslında. Yani sadece bir AK Parti, CHP demeyelim. MHP'de de böyle. Diğer küçük partide öyle. Peki İslam dünyasında yani biraz evvel bahsettik 11 Eylül ama ciddi bir kan akıyor ve gözyaşı var. Küçük çocuklar ölüyor. Evet. Buna dur diyecek yürekli bir kesinlikle Hristiyan kulübü yok. Ancak Türk dünyada bu konuya hassasiyetle önem veren, mücadele eden, tüm liderleri arayan Türkiye var. Türkiye diyorum, bir partiye mal etmiyorum. Türkiye adını arıyor. Evet, yani en son... Cumhurbaşkanı bu konuda ciddi çaba sarf ediyor. Arakan'la ilgili İran Cumhurbaşkanı'yla yeni bir görüşme yaptı bildiğim kadarıyla. Ve tüm ülkelerle görüşme yaptı. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da bir görüşme yapacak Amerika'da bildiğim kadarıyla. Birlik beraberlik çağrısında bulundu Cumhurbaşkanı. Evet. Peki bu birlik beraberlik çağrısına hangi ülkeler uyacak? Hristiyan kulübü dedim ben çünkü Avrupa Birliği'ne Müslümanların gözyaşı akarken neden duyarsız davranıyorlar? Aslında bir Haçlı Seferi başladı. Din savaşları mı başladı? Hani savaş başladı dedik ama şu anda din savaşı var bana göre. İslam ülkelerine karşı Hristiyan ülkelerin diyelim artık. Hristiyan diye söylüyoruz. Tamamen bir saldırısı diye görüyoruz. Apaçık net bir şekilde maalesef görüyoruz. Maalesef ki öyle yani. Şu anda hani Türkiye'nin bulunduğu durumla da bir anlamda işte az önce söylediğimiz gibi hem sağ tandansla hem de İslamiyet'i ön plana çıkaran bir partinin iktidarı var. Evet. Ve Cumhurbaşkanı işte son seçimden yine başarıyla çıktı. Ve İslam coğrafyasında gerçekten kendine göre bir hakimiyet kurma çabası içerisinde veya tamamen insani duygularla işte az önce söylediğiniz gibi İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesi söz konusu. Yakın süreçte onunla görüştü ve Müslümanların gerçekten bu anlamda Müslüman coğrafyasının artık tamamen yani güzelliklerle dolmasını istiyor. Tabii Hristiyan neticede Hristiyanlarla Müslümanlar arasında bir çatışma olmuş olabilir. Yıllara sari bir şekilde çatışmalar olmuş olabilir. Ancak ben yine de hani bunun bir dinler savaşı olması boyutuyla bakmıyorum. Ama maalesef ki işte bu yeni düzenden bahsettik ya, yeni dünya düzeninden sonra enerji Amerika'nın işte o Büyük Orta Doğu projesine hakim olma sebebiyle bunu yarattığını düşünüyorum. Evet. Ve bir karşıtlık oluşacaktır. Ama en önemlisi işte oradaki, yani benim için Hristiyan da olsa oradaki küçücük çocuğun canı her şeyden önemlidir. Dolayısıyla yani insan canı alınmaması gerekiyor. Evet. Coğrafyalarda kan akmamasını diliyorum, ümit ediyorum. Türkiye'ye baktığımız zaman 3 milyondan fazla Suriyeli var. Evet. Avrupa ülkelerine baktığımız zaman %1'i bile alamıyorlar. Öyle değil mi? %1 bile alamıyorlar. Evet. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman biz %4 oranında almışız. O da ayrı bir gerçekten sıkıntılı durum. Yani Suriyeli mültecilere ülkeyi açmak ve ondan sonra işte gerçekten hani bir maaşa bağlamak gibi bir şey söz konusu. Ben yani olsam burada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakanı ben olsam, Rıdvan Akgün olsam tamamen tüm kapıları açarım. Suriyelilere ilk hedefiniz Avrupa derim. Kesinlikle bunu yaparım. Çok savaşçı yani bir politika. Hayır, savaşçı politika olarak görmüyorum ben bunu. İnsanların özgürlüğünü yani hayal ettikleri ülkelere gidebilsinler. Bunun için bir savaşıyorlar çünkü. Yani ciddi mücadele ediyorlar. Ki Avrupa Birliği de Türkiye'ye devamlı biliyorsunuz yaklaşık 50 yıldan bu yana Avrupa Birliği'ni alacağız diye bizi ayakta uyutuyorlar. Yok işte kaç yıl önce efendim 2009'da Kopenhag kriterler dediler. Ondan sonra çoğu onların yerine geldi. Daha fazlaları yapıldı. Hala almadılar. 90'lı yıllarda da tabii. Evet almıyorlar. Gibi. Çifte standart hareket ediyorlar. Hiçbir İslam ülkesini almıyorlar. İşte Hristiyan kulübü diyorlar onun için. Evet. Şimdi bu gümrük birliği söz konusu, vize söz konusu hiçbir şekilde sözlerine durmadılar. Ben olsam açarım kapıları. Buyurun serbestsiniz derim. Yani evet. Bilmiyorum. Değişik Değişik bir bakış açısı. Ama bence işte bu bir anlamda İslam coğrafyasına hakim olmak isteyen bir liderin sanki söylemiymiş gibi bence duruyor. Benim söylediğim yani, evet sizin söyleminiz. Bence kendi vatandaşına
öncelikle sahip çıkılması gerekiyor ve daha sonra başka ülkelerden gelen mültecilere sahip çıkılsın. Çünkü fazlasıyla çocuk doğuran, üreyen bir toplum. Evet, Suriyeliler maalesef ki böyle ve daha farklı önlemler alınabilir diye düşünüyorum ama... Hayat devam ediyor. Evet, evet. Çadırda bile binlerce çocuk var. Ne yazık ki öyle. Çok üzülüyoruz. Evet, tabii evet, onları evet. gördükçe çok üzülüyoruz ama yani Türkiye Cumhuriyeti'nin nimetlerinden fazlasıyla yararlanıyorlar. Bir de Suriye'ye bayramlaşma için gider 50-60 bin kişi evet. olmuş. Gidiyorlar orada akrabaları orada var. Orada da akrabaları var. Geri geliyorlar tekrar. Yani, yani ne var? Yemek var, aş var, maaş var mı? Maaş da var diye biliyorum. Maaş yok galiba. Yani aileye bir şey veriliyor çocuklara bakması için. Belki herhalde. Bir kart, evet, kartın evet, üzerine ediyorum. Yüklenen bir miktar olabilir. Evet, böyle evet. bir şeyler. Yani Türkiye güvenli bir ülke onlar için. Güvenli bir liman gördüğümüz kadarıyla. Peki bütün bunlara rağmen, bakın 15 Temmuz'u yaşandı. Ondan önce Suriye'de mülteciler akını başladı. 17-25 operasyonu da çok tehlikeli bir operasyon. Çok. Gezi operasyonu. Bir de tüm ekonomi kuruluşları Türkiye'ye devamlı not konusunda saldırı halinde biliyorsunuz. Türkiye ciddi bir saldırı altında aslında. Bütün bunlara rağmen Türkiye ekonomisi nasıl ciddi bir şekilde ayakta duruyor? Bir de tüm zamanların rekorunu kırıp da 110 bin endeksine İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nasıl ulaştı? Yani bu güven, bütün bunlara rağmen diyorum bakın. Evet. Türkiye bu güveni nasıl sağladı? Yani ekonomik olarak eskiden 1 milyar dolar çıktı 2001 anayasa kitapçığı fırlatıldığı zaman. Ekonomi çökmüştü. Gecelik faizler %7 binlere fırlamıştı biliyorsunuz. Evet evet. Bütün buna rağmen Türkiye, artık Türkiye kabuğunu kırdı mı? Kendi gücünün farkına vardı mı? Şu anda dolar da gerçekten son yılların en düşük seviyesinde seyrediyor. Evet. evet. Ekonomik anlamda gerçekten bu yıpratıcı bir süreç. Ama hükümet ne kadar dayanabilir bu sürece? Orası da belirsiz ve önümüzdeki günlerde belki de bir seçim sürecine girecek Türkiye. Girecek bir seçim. Bence 2018 itibariyle bir genel seçim bekliyorum. Daha sonra yerel seçim olabilir. Çünkü genel seçimi yapması gerekiyor ki kendi içerisindeki hala da FETÖ'den temizlenememiş durumda. Partiler kendi içerisindeki cerahatlarını akışsın diyorsun. Dolayısıyla yani. Ben evet. Tayyip Erdoğan'ın özellikle 2018 yılında bir genel seçim öngördüğünü düşünüyorum. Tabii süreci izleyeceğiz, bakacağız yani ne olacağına Bugünlerde dair. Bugünlerde erken seçim olabileceği söylemi yayılmaya başladı. Yani bu ya bir söylem ya da kulislerden sızan, hakikaten hükümet içerisinde görüşülen veya Cumhurbaşkanı'nın tahmin etmiyorum erken seçim yapacağız diyeceğine de böyle tahmin ediliyor gördüğüm kadarıyla. Erken seçim niye olmasın? Olabilir. Yani 2019 Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yani seçimlerin 2018'e çekilmesi ama uygulamaya geçilmesi de yine 2019 oluyor bildiğim kadarıyla. Evet, yani... Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler nasıl erken yapılıyor da görevi devralıyor başkan. Zaten mevcutta bir cumhurbaşkanı. Olabilir. Neden olmasın? O şekilde evet. bir şey oluşacak gibi görünüyor. Yerel seçimler daha güçlü koordine edilir. Hangi evet. cumhurbaşkanı kazanırsa. Yani bu, öyle değil mi? Bir konsorsiyum kazanırsa o da koordine edecek. Büyük onu evet. yapmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Evet. Ve 2018 itibariyle böyle bir seçim satım haline girilebilir. Daha sonraki, çünkü yereli bir arada yapıp da böyle bir riske de girmek istemiyor olabilir. Birlikte hakikaten zor. Evet, yani aynı zamanda büyük bir risk teşkil edecektir. Ama yerel yönetimlerden seçim sistemi olursa evet, risk o kalkar daha biraz. Biraz daha farklı. Ama yani yine de bence şu an için tam hazır değil. İkisinin bir arada olması da pek mümkün görünmüyor. Ve 2018 itibariyle genel seçim ardından da siyaset bir yerel seçim. Estağfurullah, evet. estağfurullah. Evet. Ben siyasetin de biliminin olmadığına inananlardanım bu arada. Gerçekten. Peki niye siyaset bilimci diyorlar genelde? Kadroların yetiştirilmesi gerekiyor. Yani daha doğrusu parti içerisinde yetişmesi gerekiyor siyasetçinin. Çünkü hani bu işin tabii ki de bir anlamda bilimi yapılıyor ama teoride kalacak nitelikte yapılıyor. İşte az önce ilk girişte bahsettiğim gibi bir takım teorilerden bahsediyoruz fakat ondan sonra hayata geçirilmesi için gerçek siyasetçilere ihtiyaç var ki bunlar da çok uzun yıllar parti içerisinde görev yapıp o görevlerden sonra
belediye başkanı olmuş, milletvekili olmuş veya bakanlık yapmış kişilerdir diye düşünüyorum. Biraz zor oluyor çünkü hani böyle siyaset bilimcilerin işte profesörlükten sonra siyasete girmesi parti içerisinde zor oluyor, partilerde sıkıntı yaratabiliyor. Yani veya kimi işte, şeyde partilerde derken hemen şey geliyor aklıma, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kulağı çınlasın ki devamlı konuğum oluyor benim. Kamil Okyasındır'da profesör doktor Bornova Belediye evet. Başkanlığı yaptı. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili oldu ve genel sekreteri oldu ki partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da genel sekreteri de İzmir'de şu anda. Evet, İzmir yani, seçildi. Tabii Kamil evet, Hoca'nın evet. daha farklı bir süreci var. Az önce de bahsettiğiniz gibi bir belediye başkanlığı, yerele dokunduğu bir süreci var. Dokundu, çok da başarılı geçti. Evet, daha sonrasında ön seçimden çıkarak milletvekili adayı oldu. Kesinlikle kendisinin yani alnının akıyla evet. çıktı evet, ve sonrasında genel sekreterlik gibi partinin ikinci adamı konumuna getirildi. Yani hani profesör olup da işte böyle örnekler de, böyle güzel örnekler de güzel var. Güzel örnekler de var. Aynen. Bir de profesör olup da kötü örnekler de var. Yani, kötü örnekler. Evet, kötü örnekler de maalesef var. Oluyor. Örneğin yani burada örneğin, şey var, Ahmet Davutoğlu'nun işte daha hiç milletvekili olmadan bakanlık yapması. Daha sonra işte Dışişleri Bakanlığı sürecinde komşularla sıfır problem demesi ve ismi meclis başkanlığı için geçiyor. Evet, şimdi evet, son evet. süreçlerde böyle bir evet. şey söz konusu. Evet, evet. Teoride çok gerçekten kendisinin çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Ahmet Sayın Davutoğlu'nun. Evet, iyi bir teorisyen, iyi bir bilim insanı. Fakat bence siyaset konusunda başarı sağlayamadı. Başarısını böyle kötü evet. örnekte vereyim yani, isim vere vere söyleyebiliriz. Şimdi biraz evvel dedik ya işte Türkiye üzerinde bir takım hesaplar var. Bu bitmeyecek. Evet. Yani aslında konu dönecek, dolaşacak. Yine bu konuya geleceğiz. Türkiye üzerinde hesaplar bitmeyecek. Müslüman ülkelerde insanları devamlı Budistler şu anda Arakan'da saldırıyorlar, öldürüyorlar. Suriye'de işte üretilen ve gündeme getirilen IŞİD denilen saçma bir terör örgütü. Başı şeyi nerede belli değil, sonu nerede belli değil. Herkesin kullandığı taşeron bir örgüt ve aynı zamanda da Türkiye'nin üzerine gelmek için bir takım fırsatları kollayan, özellikle Türkiye'nin o kritik zamanlarında ekonomik anlamda İran'daki ambargo sürecinde bildiğim kadarıyla ekonomik varyasyonu Halk Bankası üzerinden sağladığı iddiasıyla, Miami'de tutuklanan Rıza Sarraf olayı var. Zafer Çağlayan o dönemin ekonomi bakanına kol saati hediyesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Türkiye'deki bakanı yargılaması apayrı bir saçma bir olay. Yargılama hakkı bana göre yok. Yok, kesinlikle yok. Şimdi biz Amerika'da yaşayan bir vatandaşı birisi iddia etti de yargılama şansımız var mı? Yok. Tam tersi Rıza terör örgütünün başı orada. Onu bile teslim etmiyorlar biliyorsunuz. Evet. Rıza Sarraf'ın serbest bırakıldığına dair söylemler var. Ama bence bırakılmalı. Yani bırakılmalı değil. Yani böyle bir söylemin daha sonra Zafer Çağlayan meselesiyle aynı noktada ilerlemesi bence hiç tesadüf değil burada. Tesadüf derken tamamen bir Amerikan Hollywood senaryosu bu. Evet, bu yani bir, istediği bu gibi bir yazıyorlar. Evet, istediği gibi yazıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerini yani hükümetini zor durumda bırakmak için yapıyorlar. Bugün particilik bir apayrı bir kenara koyalım. Ama şu anda Türkiye'ye bir saldırı var. Ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti AK Parti hükümetinden eski ekonomi bakanı rüşvetten ve şundan bundan işte yargılandı, tutuklandı. 20-30-10 yıla mahkum edildi demek ve hükümeti zayıflatmak. Evet. Önümüzdeki seçimlerde de destek vermeye çalıştıkları Türkiye'deki siyasi parti hangisi ise onun elini güçlendirmeye çalışıyorlar gibi Peki, geliyor. Peki yani bu sebep sadece o mu? Yani bir sonraki parti değişecek bir parti. Yani iktidar değişecek ve o partiye destek amaçlı. Sizce yani iktidara şu anda... Bu bir süreç. 2019'a kadar gider bu Rıza Sarraf, Zafer Çağlayan süreci. Hangi muhalefet partisi en fazla iktidar... Yani şu anda iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi mesela. Amerika Birleşik Devletleri. O zaman... Ve iddia ediliyor biliyorsunuz yani... Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veriyor... diyebilir miyiz Amerika'nın? Amerika Birleşik Devleti'nin tüm şeylerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu çalışmalara FETÖ'yü salmamasından, tutmasından,
ve artı Türkiye'nin karşısında hareket etmesinden dolayı baktığımız zaman mevcut hükümet karşısında ana muhalefet görevi gören güçlü bir parti şu anda Cumhuriyet Halk Partisi gözüküyor. Cumhuriyet Halk Ama Partisi... ardından da bir Meral Akşener parti kuruyor. Ona mı destek verebilir acaba? Ben, bu soruda gündeme geliyor. Yani şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten solu temsil eden, merkez solu temsil eden, aynı zamanda anti-emperyalist görüşlere sahip bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi. Ama Kılıçdaroğlu apayrı bir şey herhalde. Yok, Kemal Bey de lideri, yani bu partinin genel başkanı neticede. Ben tamamen aynı tandansta olduklarını düşünüyorum. Fakat işte sizin söylediğiniz düşünce tarzıyla gerçekten AK Parti hükümetinin bitirilmesinin istenmesi gibi, yani bu tamamen bir komplo teorisi yaratıyoruz Amerika burada. Birleşik Devletleri'nin yaptığı komplo teorisi mi? Yani dış güçlerin tamamen işte Türkiye karşıtı bir 15 politika. 15 Temmuz bunun göstergesi ama, yani Amerika belki, Birleşik Devletleri. Belki de Tayyip Erdoğan'ın fazlasıyla kontrolden çıktığını düşündükleri için olabilir mi diye düşünüyorum. Hayır, Amerika mı yani, dizayn edecek, yani onu anlamadım ben. Şöyle bir durum yani. Var. AK Parti iktidarının ilk dönemlerinde Amerika'nın çok fazla desteğini çıktığını ve ön planda olduğunu biliyoruz. Ama sonraki süreçlerde gerçekten Tayyip Erdoğan oluşumunun fazlasıyla işte tek adam liderliğine doğru gidişi ve Amerika'yı, diğer ülkeleri karşısına alması, aynı zamanda işte İslam coğrafyasının bir lideri olma girişiminden dolayı Amerika'nın gerçekten kontrolünden çıkan bir lider oluştu. Yani Amerika oluştu. Benim kontrol edemiyorum, bunu düşüreyim demesi doğal diyorsun. Onların politikasına böyle göre. Böyle bir şey oluşacaksa, yani sizin anlattıklarınızdan çıkarttığım sonuca göre. Destek verebilir o zaman. Sonuca göre. Destek verebilir. Dolayısıyla hani bundan sonra olacak olan, yani AK Parti hükümeti yok olduktan sonra yerine gelecek olan parti muhalefette olan en güçlü partidir diye düşünüyorum. Fakat muhalefetin de Amerika destekli olarak yola çıkacağını hiç tahmin etmiyorum, hiç düşünmüyorum. Çünkü anti-emperyalist bir politika üzerine. Ama bir şey söyleyeceğim ama. Geriye döndüğümüz zaman tüm hükümetlerde istediği parti, mesela APO'yu tuttu, paketledi, verdi ve Ecevit'i kazandığı da başına oturtturdu mesela. Türkiye Cumhuriyeti'nin başına. Şimdi evet. Amerika Birleşik Devletleri ülke siyasetini özellikle liderlerini dizayn ediyor. Yıllardır biliyoruz. Evet. Sizin de iddia ettiğiniz gibi Erdoğan'ın da ve bu AK Parti'nin de bu şekilde geldiğini bahsettiniz biraz evvel. Evet. Evet. Bunun devamındaki parti de gelebilir o zaman. Yani bu yani çıkıyor burada diye. Yeni evet. Bir oluşumdan da söz ettiniz az önce konuşmanız evet, arasında evet. O geçti. Yeni bir MHP'nin oluşturulması ve bir kadın figürüyle daha ön planda olacağını da düşünerekten gerçekten... Bu bir Amerikan senaryosu. Yani şu anda biz konuşurken, beyin fırtınası yaparken bunun bir Amerikan senaryosu olduğu sonucuna vardık. Ama gerçekten Amerika'da da senaryolar bitmez ve ülke bitmez, siyasetinde bitmez, de ülke evet. Siyasetinde de ne olacağı belli değil. Tabii... Bu şey var yani bir anlamda hani güçler dengesinden bahsetmiştik. Artık tamamen süper güç olduğu için Amerika'nın maalesef ki böyle bir tutumu var. Burada bakalım dengenin bir dengeleyicisi yani çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani Meral Akşener partisini kurdu ve kurduktan sonra belki lider olarak çıkacak ama bir bakar seçimlere doğru Meral Akşener değil farklı birisi gelebilir. Bu özellikle 16 Nisan referandum süresinde oluşan bir blok belki onun arkasında olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi evet bu bizim adayımız diyebilir, demeyebilir. Evet. Kılıçdaroğlu aday olabilir, olmayabilir ama ortaya... Yani Meral Akşener'in kurduğu parti, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ve tabii ki diğer ufak tefek partiler de var. Tamamen bir destekli bir aday çıkarmaya da çalışacaklar mutlaka. Evet evet yani burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önemli bir söylemi var. Herkesin tanıdığı ve yani önemli bir isim olacağını söylüyor. Sanıyorum ki orada daha önce yapılan Ekmelettin İhsanoğlu vakasının tekrardan yenilenmeyeceğini evet, evet. Düşünüyorum ki bu anlamda da gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi de gerekli dersleri almış gibi geliyor bana. Yani sizce almış mıdır? Almıştır ki evet. Bu şekilde. Peki Meral Akşener aday olması halinde Cumhurbaşkanlığına bu demektir ki aday olacak olan Cumhurbaşkanı, bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanması muhtemel gözüküyor. Çünkü Meral Akşener'i desteklemeyeceğim derse Cumhuriyet Halk Partisi, Meral Akşener orada belli bir işte ne kadar olacağı belli değil. O zaman banko gözüküyor AK Parti. Ama evet. Meral Akşener, CHP yani bunlar hepsi bir araya gelip de ciddi bir çalışma yapar. O günkü şartlara göre tabii ki salvolar olacak da Avrupa'dan, Amerika'dan, çeşitli ülkelerden Türkiye düşmanı
Erdoğan kazanmasın diye. Bu her zaman oluyor. Bunu biliyorsunuz. Yani muhalif ekonomik kuruluşları saldıracak, terör örgütler harekete geçecek vesaire yapacaklar bunu. Bunu her zaman seçim aşamasında gördüğümüz için söylüyorum. Evet, yani evet. Teşvik kaynağına baktığımız zaman zor bir süreç ama çok inşallah. Zor. Inşallah. Muhalif grupların da bence tam olarak hazırlıklı olduğunu düşünmüyorum yani bu sürece. Ben de hiç hazır değiller. Evet, yani muhalefetten oluşturulacak bir liderin, yani şöyle düşünüyorum, hani diğer tarafta, karşı taraf diyelim, tamamen Tayyip Erdoğan'la yola çıkacağı besbelli. Şu an itibariyle belli. Kim? Ama yani hani şunu düşünüyorum, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan gibi bir kişi bu adaylık yarışına girecek. Mutlaka ama onun girecek. Karşısına kimin gireceği ve işte merkez sağdan, merkez soldan ve işte gerçekten radikal gruplardan da oy alabilecek birisinin oluşturulması, bu muhalefetin çok önemli bir çıkmazı, açmazı ve çok kısa bir süre içerisinde de bence zor uzlaşıya varılacak bir konu diye düşünüyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi liderinin de danışmanlarının çok istikrarlı ve Türkiye'nin şu anki konjonktürüne göre iyi danışmanlık yaptığını düşünmüyorum ben kişisel olarak. Başta bir Gandhi Kemal olayı gündeme geldi. Vatandaş Kemal gündeme geldi. Bugün de bir iddiada bulundu. Ben işte 4 yılda 5 yılda terörü bitirmezsem istifa ederim. Ben senin istifa etmen önemli değil. İstifa etmesi önemli değil. 4-5 yılda nasıl bitirebileceğini ortaya koyup söylemesi önemli. 4-5 yılda nasıl çözülecekse buyurun hükümetle ortak anlaşın, çözün, bitirin o zaman. Yani bir lider olarak diye bakılıyor. Yani yönlendirenler doğru yönlendirmiyor bana göre. Yani bir reçetesi ya da reçete, yol kim yazıyorsa, bilmiyorum ki yazıyorsa. Vardır. Evet. Bu şekilde söylemiştir kendisi. Mutlaka Recep Tayyip Erdoğan'a danışmanları var. Mutlaka ona yol gösteren var. Her şey kendisi üretmiyor sonuçta, öyle değil mi lider? Yani onların da hani çok başarılı olduğunu düşünemeyiz tabii. Evet. Bunların organik olması gerekiyor biraz. İthal olduğu zaman sıkıntı oluyor genelde. Evet, evet. Efendim şimdi İzmir'e, yerele inelim biraz da. İzmir'den konuşalım. Sonra da güzel, keyifli bir sohbet yapıyoruz sizinle. Evet. Sonra da zaten yarım saati geçtik. Ondan sonra toplayalım yavaş yavaş. Geçtiğimiz günlerde bir açılış yapıldı. Bu Selçuk'ta İzban hattının açılışıyla ilgili. Hükümet gibi iktidarda olan, işte İzmir'de Kocaoğlu iktidarda Erdoğan gibi aynı şey, evet, süreç, devre arkadaşı gibiler. Birisi yerelde, birisi genelde. Kılıçdaroğlu'nun da sert çıkışı oldu. Hani genel şey eleştiriyoruz ya, Cumhurbaşkanı bazen çıkışlar yapıyor diye. Ama yerelde Kılıçdaroğlu da bazen sert çıkışları oluyor. Haklı olabilir, haksız olabilir. Ona bir şey demiyoruz. Belki haklıdır. Yani orada ne olursa olsun bir saygı gerekebilir. Ama saygısızlık da yapılmış olabilir. Başbakanın şekeri yükselmiştir ifadesi kullanılmış. Evet. Belki kullanılmaması gerekebilirdi. Çünkü birlikte ne olursa olsun çalıştılar. Başbakan olarak, bakan olarak çalıştılar. Kocaoğlu ile ilgili de İzmir'de bir sıkıntı ve sorun var galiba. Ya ben de şöyle düşünüyorum. Yani o günkü çünkü ilçe başkanları da ilçe başkanları, belediye başkanları, işte delegeler, müdahalelerden de bahsediliyor bu arada. Delege seçimlerine de isterseniz değinelim. Evet. Yani o günkü olaydan bahsetmek gerekirse gerçekten hani İzban'da, orada İzban'da ne kadar hükümetin, iktidarın etkisi varsa yani neticede orta. Belediye başkanının da burada gerçekten çok büyük payı ve hakkının olduğunu düşünüyorum. Ortak %50 görüyorum. Orada evet, yani kendini bilmezlerin bir şekilde protestosuyla karşı karşıya kaldı Aziz Kocaoğlu. Gülüp geçmesi lazım netice aslında. Netice itibariyle tabii ki de o da hani yaşça kendisi de yaşı ilerlemiş bir lider. İzmir'in lideridir kendisi. Ama sizi duyarsa çok üzülür yalnız. Çünkü onu kabul etmiyor. Ben üzüleceğini zannetmiyorum. Yaşlılığı kabul etmiyor. Evet. Evet, yani çalışmaları itibariyle baktığımız zaman tabii diyemeyiz ama ve gerçekten sinirlenecek, sinirlerinin gerileceği bir ortam oldu. Ama çok da fazla tepki göstermedi. Sadece adam gibi durun, adam olun diyerekten konuşmasını yarıda bırakıp indi. Ama orada gerçekten başbakanın duruşu çok kötüydü bence. Asıl tartışılması gereken konu oydu. Aziz Kocaoğlu'ndan ziyade başbakanın gülerek, eğlenceli bir tavır halinde ona müdahale karşı edebilirdi. Evet, aslında hem müdahale edebilirdi hem de gerçekten. Ama demokratik bir ortam olduğu için şekerinin yükselmesi vesaire, yani bu sağlık aslında orada kötü bir şey dememiş geçirmesi. Aslında. Yani set konuşmasına şekeri yükselmiştir diye hani esprili bir şey yapıyor devamlı Cumhurbaşkanı. Yani bence devamlı şu esprili girmiş şu bence var, orada. Aziz Kocaoğlu'nun daha önceki bir takım sıkıntılarda çıkışlarından kaynaklanan ve şekerinin yükselmesinden dolayı yapmış olduğu, işte Mehmet Ali Susam'la da böyle bir diyalog halindeydi. Enteresan bir şey, çok çekim bir şeydi. Dolayısıyla hani bu tip şeylerden dolayı bir anlamda başbakanın böyle bir çıkışı oldu ama başbakan da
Ben de kendisine yakıştıramadığım şekilde davrandı. Ve ben o gün Gaziemir Havalimanı'nda bir işim vardı. Oraya doğru gidiyordum. Trafikte başbakan geliyor diye tamamen ona tahsis edilmişti, kapatılmıştı. Daha sonra halk galeyana geldi ve trafiğin başbakana karşı, yani onun yüzünden kapatıldığını duyan trafik polislerine vatandaşların arabadan inerek bağırış çağırış olduğunu, hatta ben onu kendim de kameraya çekerekten sosyal medyada yayınladım. Gerçekten bu defa da hani İzmirli başbakana bir tepki gösteriyordu. Bu da böyle bir süreç oluyor yani genelde. İzmir yani partili içerisinde. Partisizler var ya, mesela bir AK Partili olsaydı daha başbakan geçiyor diye sallardı. Yani mutlaka öyleydi, yani. Tabii. Evet. Şimdi tabii ki İzmirli seçimlere bakacak olursak Cumhuriyet Halk Parti'ye oy verdi. Fakat İzmirli hakikaten İzmir'i tercih ederken, İzmir'de yaşamayı tercih ederken çok rahat ulaşım sağlayabileceği, denizle hemen buluşabileceği, özgürlük, çağdaşlık ve demokrasiden daha fazla istifade edebileceği, Türkiye'nin batıya açılan penceresi olarak İzmir'i tercih eden, yerleşen, yaşayan birçok insan var. Evet. Ama son bir yılda, belki iki yılda vatandaşlarda o kadar çok şikayet var ki. Yani tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin, gerçi Büyükşehir Belediyesi de yerel yönetimler yasasındaki değişiklikten dolayı tüm ilçeler sorumluluğunu aldığından dolayı belki de aksayan projeler gündemde olabilir ama bence İzmir'e en büyük darbe, en büyük hançer tramvay projesiyle vuruldu diye tüm uzmanlar bunu söylüyor. Yani ben söylemiyorum bunu. İzmirliler gerçekten bu tramvay İzmir'de projesinde akış durdu. Tramvay akış projesinden durdu. Çok yani sürecinden rahatsız oldular ki kaplumbağa çok da haklı. Çok da haklı var. Evet. İzmirliler ama sonunda bunun meyvelerini yiyeceğini düşünüyorum. Nasıl yani? Yani işte tramvay işlemeye başladığı zaman bence İzmir'in eski nostaljik havasıyla birlikte güzel bir görüntü. Vatandaş ulaşımı sağlayamıyor, evine gidemiyor, okula gidemiyor, otobüslerin linkleri değişti, sıkıntı var. Bakın karşıya kadar tramvay var diyerekten iskelenin önündeki taksiler dolmuşlar, karşıya kaldırdılar. Gelin var. Karşıya kadar mikrofon tutun, isyan üzerine isyan. Yani binlerce, on binlerce insan isyan ediyor. Yani burada hiç araştırmadan ve defalarca güzergahı değiştirilen bir tramvay projesi var. Hakikaten yani bu dönem özellikle okullarda açıldı. Bir hafta sonra tüm öğrenciler hayatta olacak. Yani okulda olacak. Siz görün İzmir trafiğini. Şimdi bile buradan çıkıp da konağa gitmek Karşıyaka'dan inanın bir saate geliyor. Eskiden 15 dakikada gidiyordu. Neticede yani İzmir'in trafiğini çözümlemek sadece belediyelerin, Büyükşehir Belediyesi'nin işi değil. Şehir içi onların olabilir. Yani şehir içi onların olabilir ama neticede hükümet desteğinin de olması gerektiğine inanıyorum. Doğru söylüyorsunuz yani da. Yani uçan yol projesini ben iyi hatırlıyorum o süreçlerde. Evet. Tünel değil mi? Tünel. Mükemmel oldu tünel. Projesi mükemmel oldu ama mükemmel yani oldu. Olmaması için de ne kadar çok çaba sarf ettiler. Uzun süre evet sadece o uçan yol dediğimiz o projenin yani durdurulması için elinden geleni yaptılar. Ulaştırma, yaptılar. Ulaştırma Bakanı iken de Binali Yıldırım'ın da uçan yol dediğiniz hangisi sizin? Tünel değil tünel, mi? Tünelden ve işte o Şirinyer hattına çıkan yolda. Tamam tüneli hükümet Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptı. Yani, Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı o yolu gerçekten durdurmak istedi fazlasıyla ve Binali Yıldırım o süreçlerde... Dava açanlar ama Cumhuriyet Halk Partililer, ama yani odalar, işte orada... Tam tersi. Hayır, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmak istediği yolların da önüne ket vurularak daha sonra işte biz yaptık, siz geçtiniz öyle iddia ediyorlar da öyle değil aslında. Soktular. Bak mesela şimdi tüp geçit yapılacak. Tüp geçide şu anda herkes karşı çıkıyor değil mi? İnanın İzmir'in artık bir gerdanlığı, İzmir'in gezinmesi için ve turist çekmesi için önemli sebeplerinden birisi olacak o yapıldığı zaman. Ya dolayısıyla hani bu tip çalışmaların belediyeler ve hükümet el birliğiyle olması gerektiğine inanıyorum. Peki Zeki Hanım, şöyle diyelim mi birlikte, istersen size destekleyeceğinizi ümit ediyorum, ortak bir konu. Eğer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tüm kurmaylarını, ilçe belediye başkanlarını toplayıp da arkadaşlar şu güzergahlarda 10 tane alt geçit istiyorum. Buradan 20 tane üst geçit istiyorum. Tüm fizibiliteleri hemen yapın bana sunun deyip de 20-30 tane bak 20-30 tane alt geçit, üst geçit yapıp da kesintisiz bir trafik akışı sağlarsa inanın bugüne kadar İzmir'de hizmet vermiş tüm belediye başkanlarının daha fazla hizmet verecek. Kırmızı ışıklar olduğu müddetçe, araçlar durduğu müddetçe bu trafik ne olur biliyor musunuz? Felç olur, perişan olur. Doğru, çok haklısınız. Evet, bu konuda olması umuyorum lazım. Umuyorum ki daha iyi çalışmalarla seçime doğru gidilir. Evet, keyifli bir sohbetti. Evet. İnşallah önümüzdeki hafta daha değişik konular. Türkiye gündem bitmiyor biliyorsunuz. Yine konuşacağız, tartışacağız. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın.